Merhaba arkadaşlar, selamlar herkese Chicago'dan. Nereye gidiyoruz arkadaşlar? Donate Center'a gidiyoruz. Donate Center'da giymediğimiz kıyafetleri oraya bağışlayacağız. Goodwill, right? Name. Evet, Goodwill adı altında bir store arkadaşlar. Giymediğimiz kıyafetleri bağışlayacağız. Dün de gittik biz, bazı kıyafetlerimizi bağışladık. Bunları da bağış yapacağız arkadaşlar. Ne demişler? İyilik yap, iyilik bulursun. Bağış yap, belki bağışlanabilirsin demişler. O yüzden biz de bu mübarek Ramazan ayında bu tür bir bağış yapmak istedik. Ve şimdi Goodwill'e doğru yola çıkıyoruz. Donate Center. Let's go. Evet, şimdi Goodwill'e geldik. Şu sol tarafta gördüğümüz alan. Şurada da bakın beyaz araç duruyor. O da şu anda kullanmadığı eşyaları bırakıyor. Biz de şöyle sıraya geçelim. Goodwill'e geldik. Şimdi şöyle yaklaşalım. Evet, ablamız şu anda bir şeyler çıkaracak. Sonra sıra bize gelecek. Biz de bırakacağız. She can go a little bit more, you know. Is that the door is right side? I don't know what she's going to get in. Yeah. Evet, biz verdik arkadaşlar giymediğimiz kıyafetleri. Bakın dükkan da burası zaten. Store da burası. Bir içeri gidelim bakalım. Neler varmış, insanlar neler bağışlıyormuş bakalım. Şimdi sistemi anlatayım ben size. Siz bağış yapıyorsunuz. Burası da cüzi miktarda satış gerçekleştiriyor. Daha sonra bu elde edilen geliri arkadaşlar evsizlere veya ihtiyacı olan insanlara bağışlıyorlar. Öyle söyleyeyim size. For bags. This is Heva lamps. Bakın burada lambalar bile var. Lambaları bağışlamışlar. Kullanmıyorlar. Bakın 7 dolara bağışlıyorlar mesela. Yani 7 dolara burada satışını yapıyorlar. Bisiklet var. Lamba var. Burada kasetler var. Video satıyorlar. Çiçek var. Enteresan. Çiçek de bağışlamışlar. Yani burada satılan ürünleri gelirini evsizlere veya ihtiyacı olan insanlara veriyorlar arkadaşlar. Böyle bir sistem yapmışlar. Evet. Evet. Toys. Bakın mesela arkadaşımız bu eski saatini bırakmış buraya. Antika gibi. Bunu birisi satın alsın ve bakın 10 dolara da satışı yapılıyor. Burada eşyalar falan var. Güzel bir sistem. Tabaklar var. Tabii ki bunların hepsi kullanılmış. Belki de kullanılmamıştır. Bilmiyorum. Tabaklar var. Böyle mutfak eşyaları var. Her şey var yani. Burada bakın çocuklar için kıyafetler var. Çok güzel bir sistem yani. Düşük gelirli insanlar buraya geliyor. Burada mesela şu 4 dolara satılıyor. Bunu normalde mağazadan almaya kalksa herhalde bir 20-25 dolar vermek zorunda kalacak. Herkes kazanıyor yani. Bakın şöyle pembe kız çocuğu için 5 dolar. Örnek ayıcıklar, oyuncaklar, her şey var. Koca bir ayıcık var aşağıda. Yani sistem güzel. Güzel bir sistem yapmışlar. Burada hem insanlar ucuza satın alıyorlar. Kitaplar var.
hem de buranın gelirini hep sizlere bağışlıyorlar. Kullanılmış bir tencere $10. Mağaza bu şekilde zaten. Şimdi bu ürünlerin çoğu da bence kullanılmamış olabilir. Ya tabii ki bunlar ikinci elde. Yani birçok ürünü insanlar kullanmadan buraya bağışlıyor olabilirler. Küllük $1. Olabilir. Yağmur. Patyofon. Ha, porselen tabak bulmuş. Değil mi? Looks new. Yeah, definitely new. But it's not complete. Ha, $1. Ama güzelmiş. Kitaplarını bağışlamışlar. Bakın burada bir sürü kitap var. Çocuk kitapları var. Oyuncak var. Born and Blue Fire. Burada bir sürü kitaplar var. Çocuk kitapları. Romanlar var. Martin Cruz abimizin. Bir sürü kitap. Burada bavullar var. İnsanlar kullanmadıkları bavulları da buraya bağışlamışlar. Yastıklar var. Kadın kıyafetleri. Kadınlar için şapkalar var. Atkılar var. Cüzi miktarları satıyorlar arkadaşlar. Şimdi fazla da dokunmak istemiyorum. Kullanılmış eşyalar sonuçta. Yani bakın burada kadın ayakkabıları var. Erkekler için ceketler var ya. Dur bakalım erkekler için ne varmış hep. Kadınlar için gösterdik. Bakın gömlekler var burada. Bunlara dokunabiliriz. Ayakkabı değil sonuçta. Erkek gömleği mesela bakın $6 satıyorlar. Markası önemli değil. Markası üzerinde ne yazdığı önemli değil. Bir sürü gömlek var bakın. Yani şu mesela çok yeni gibi duruyor. $6. Olabilir yani. Niye olmasın? İnsanların maddi durumu iyi değilse. Kravatlar var. Erkek ceket. $7 ceket. Burada kot pantolonlar. Mesela şu $6. Belki de hiç giyilmemiş ama buraya bağışlanmış kıyafetler. Erkek ayakkabıları. Bir tane ceket daha. Gibi. Mağaza bu şekilde. Biz de bağışımızı yaptık. Manevi olarak biraz da olsa rahatladık. $6. $6 diye gidiyor. Yani maksimum gördüğüm kadarıyla $6 satılıyor hemen hemen her şey. Sadece şu mesela $7. Pantolonlar. Çocuklar için burada da tişörtler var. Güzel bir sistem. Herkes kazanıyor.
tabaklar, tencereler. Ha? Which one? Ha? This is for sutlaç too. Remember in Istanbul you had sutlaç? Yeah, of course. $1. Buna ne diyorduk? Şekerdenlik. Aslında bizim desenlere çok benziyor. Kütahya porselenin desenlerine. Kahve fincanı. It's not cheap. Yeah. It's not cheap. Why? Is it $1? $12. But it was in the store. Yeah, in the $1 store, same price. Yeah. Burada da elektronik bazı eşyalar var. Bak adam yazıcısını getirmiş, printerını. $8. Çalışıyor mu bilmiyorum. DVD çalar var burada $5. Bir yazıcı daha var burada. Bir sürü USB kabloları var. Burada monitör de varmış ya. Monitörünü satıyor, satmış. Yani buraya bağışlamış. $4 monitör. Bir sürü monitör. Klavye var. Ya valla bu yepyeni gözüküyor ya. Poşeti burada ya. Poşetinden çıkarmamış. Bir sürü monitör var. Televizyon var. Ha ya. What is it? Camera? This for Bluetooth. For Bluetooth. For connection. In your phone. Look, this is showing here. Ha, no. Elektrikli süpürgesi var. Süpürge bağışlamışlar. Televizyon bağışlamışlar. Bu da ısıtıcı olması lazım. Ha. Evet, çok eski bir telefon buldu iş. Is it work? No. Evet, eski telefon. Aslında bunlar antika yerine de geçer ya ileride. Evet, burada da DVD oynatıcılar var. Bu neymiş? Walkman mı? Walkman'a benziyor mu? Bir tane elektronik saat, alarm bağışlamış. Burada hoparlörler de var. Aha, joystick. Joystick bile bağışlamış adam, evet. Çöp atacağını belki birisi satın alır. Neden olmasın? Evet arkadaşlar, mağaza bu şekilde. Çok daha fazla gezmek istemiyorum. İnsanları alışveriş yaparken rahatsız da etmek istemiyorum. Gösterebildiğim kadar göstermeye çalıştım Donate Center'da. Bağışınızı buraya yapıyorsunuz. Burası da sizin adınıza satış yapıyor. Gelirini de homeless dediğimiz evsizlere veya ihtiyacı olan insanlara yardımda bulunuyor. Herkes kazanıyor böylece. Evet sevgili arkadaşlar, Donate Center'da mağazayı da gezdik. İnsanların bağışlamış olduğu bazı ürünleri de gördük. Aslında sistem güzel bir sistem arkadaşlar. Yani siz bağışta bulunuyorsunuz, kullanmadığınız eşyaları bağışlıyorsunuz. Sizin adınıza bu mağaza satış yapıyor. Tabii ki cüzi rakamlar. Sizler de gördüğünüz $2, $5, $1. Elde edilen geliri de evsiz insanlara veya ihtiyacı olan insanlara diyelim, yardımda bulunuyorlar arkadaşlar. Yani herkes kazanıyor. Sistemi bence çok güzel kurmuşlar. Başka videolarda görüşürüz. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşürüz.